Eğri kaydır komutuyla devam edeceğiz. Aslında eğri kaydır dediğimiz komut şu komut, yani offset, öteleme olarak bildiğiniz komut. Geldim, şöyle önüme aldım. Ve şöyle bir çizgi çizeyim. Yine şöyle dairesel bir şeklim olsun. Bir yay oluşturacağım. Ve de bir dikdörtgen. Şimdi offset komutuma girdim. Offset komutum ne işe yarıyor? Şöyle gösterelim. Geldim, bu çizgimi seçtim. Ve sağına ve soluna fareme hareket ettirdikçe bu mesafe kadar ötesine bir tane kopyasını oluşturuyor. Geldim 10 milim dedim. Ve 10 milim öteye bundan bir tane daha yapmış oldum. Yine aynı şekilde daire içinde şöyle 3 dedim. Ve 3 milimetre daha büyük bir daire oluşmuş oldu. Yayımız için de yapalım. Gördüğünüz gibi istediğim kadar büyütüp küçültebiliyorum. Şöyle yaptım. Yine tek bir parça olması gerekmiyor. Ben gelip şöyle bütününü seçiyorum. Kare içine alarak ve gördüğünüz gibi bütün bir dikdörtgeni 3 mm olsun, 3 mm mesafe olacak şekilde öteleyerek böyle bir kopyasını oluşturdum. Şunları bir silelim. Şöyle tamamını seçtik. ESC'ye basıp komuttan çıkalım önce. Delete dedim. Şimdi geldik. Şöyle bir şekil oluşturalım. Buradan yaya dönüşsün. Şöyle. Çizgiyi bitirdim. Şimdi geldim. Bu şeklimi seçtim. Öteleme dedim. Gördüğünüz gibi dışarı çıkarken örneğin şuradaki radyüs gittikçe daralıyor ve yok oluyor. Tabii ki verdiğiniz mesafe ile ilişkili bu. Yani şekliniz büyüdükçe bozulmalara uğrayabilir veya küçüldükçe yine bozulmalara uğrayabilir. Gördüğünüz gibi şöyle küçülttükçe şu üstteki radyüs yok oluyor. Şöyle 2 milim dedim. Ve gördüğünüz gibi bir kopyasını oluşturdum. Bunu kutu içine alarak değil de şöyle kontrolle de seçebilirsiniz. Örneğin kontrol zili bir kere yere aldım. Şimdi geldim offset komutundayım. Buraya tıkladım. Kontrolle buraya tıkladım. Şurayı ve de şuraya tıkladım. Daha sonra tekrar mesafemi gireceğim. 2 dedim. Ve 2 mm ötesine bir tane kopyasını oluşturdum. Yine bunu çift yönlü olarak da yapabiliyorsunuz. Yine geri aldım kontrol z ile. Offset komutundayım. Şöyle tamamını seçtim. Ve iki yöne kaydırıyorum. Böylece hem içine hem de dışına aynı anda kopyalama yapabiliyorum. Yine 2 dedim. 2 milimetre içeride ve 2 milimetre dışarıda olacak şekilde bir kopyasını oluşturdu. Şimdi şu seçeneklerini biraz inceleyelim. Bunu sildim. Şöyle kopyalamaya çalışırken sildiğimiz için şunlar oluştu. Bunları da silelim. Ve geldim. Şöyle bir şekil oluşturacağım. 3 noktadan geçen yay diyeyim. Şöyle çok değerli olmayan bir şekil oluşturdum. Şimdi geldim. Offset komutunu seçtim. Şu oluşturduğum şekli seçtim. Ve şu an dikkat edin, köşe ile kapat seçili. Ve gelip şöyle yakınlaştırıp uzaklaştırdıkça bakın dikkat edin, şeklime çok benzer şekilde oluşturuyor. Yani neredeyse birebir diyebileceğimiz şekilde. Geldim şöyle bıraktım. Eğer ki yayla kapat dersek, şu an yayla kapatı seçtim ve tekrardan çizimimi seçiyorum. Dikkat edin, köşeyi yuvarlatarak oluşturuyor ve bu şekilde bir öteleme işlemi gerçekleştiriyor. Yine bunları da iki yöne kaydır diyerek hem içe hem dışa şeklinde oluşturabiliyorsunuz tabii ki. Geldim, bunu kapattım şimdilik ve oluşturdum. Son olarak doğal şekilde kapat dersek, bakın şöyle tekrar seçelim. Ve dikkat edin. Yine şeklime benzer ama şöyle yapalım. Şunu bıraktım. Şöyle şu sonra oluşturduğum kopyaları tamamen sileyim. Ve geldim. Offset dedim. Doğal şekilde kapat diyerek şöyle büyütelim. Şimdi köşeyle kapat diyerek yine büyütelim. Ve dikkat edin. Birisinde şuradaki çizgi boyu kısalırken diğerinde yine aynı büyüklükte geliyor. Ve şuradaki eğrilik de neredeyse aynı olarak geliyor. Doğal şekilde kapatsa
parçanın biraz daha şeklini bozarak bir kopyalama oluşturuyor. Bunu da böyle bıraktık. Offsetleme komutumuz da bu şekilde.